Bu videoda Microsoft Edge tarayıcısında alınan kuruluşunuz tarafından yönetilir hatasının çözümünden bahsedeceğim size. Bu hatayı nerede alıyorsunuz? Hemen şunu gösterelim. Bu hata arkadaşlar buradaki Edge menüsünde kuruluşunuz tarafından yönetilir bölümünde görülüyor veya ayarlara girdiğinizde yine burada gördüğünüz tarayıcınız kuruluşunuz tarafından yönetilir şeklinde karşınıza çıkıyor. Bu hatayı almanızın sebebi arkadaşlar yüklemiş olduğunuz bir zararlı yazılım olabilir veya okul iş yeri gibi bir konumdaysanız ve buradaki bilgisayarları kullanıyorsanız yöneticiniz tarafından özellikle bir kısıtlama yapılmış olabilir. Bu hatayı çözmek için arkadaşlar yapmanız gereken işlem kayıt defterine gitmek. Kayıt defterine gitmek için hemen arama bölümüne Rec Edit yazıyorsunuz. Kayıt defteri düzenleyiciyi buluyor. Kayıt defteri düzenleyiciyi çalıştırıyorsunuz. Kayıt defteri düzenleyici arkadaşlar iki konumu kontrol etmeniz gerekiyor ve bazı değerleri silmeniz gerekiyor. Hemen burada görüyorsunuz uzmanın net adresinde bu konuları paylaştık. Dilerseniz buradan kopyalayabilirsiniz veya elinizde benim gibi ilerleyebilirsiniz. Şöyle hemen tarayıcının üzerine çektim. İlk gideceğimiz yer HK Local Machine bölümüne gidiyorsunuz. Daha sonra burada Software'ı buluyorsunuz arkadaşlar. Aradığımız şey policies arkadaşlar. İşte burada bulduk. Bunu genişletiyoruz. Microsoft genişletiyoruz. Ve Edge ifadesini arıyoruz. Eğer burada Edge varsa bunu sağ tuşta tıklıyorsunuz ve sil seçeneğini seçiyorsunuz. Evet dedikten sonra yine kontrol etmeniz gereken başka bir yer var. Onu da burada görüyorsunuz. Yine şurada gördüğünüz gibi bu sefer geçerli kullanıcının olduğu kayıt girdisini bulacağız. Yine HK Current User, Software, Policies, Microsoft'u buluyorsunuz. Yine buradaki Edge ifadesini siliyorsunuz arkadaşlar. Böyle tek tek gitmek yerine siteden, uzmanım.net'ten buradaki ifadeleri kopyalayıp kayıt defterini adres bölümüne de yapıştırıp şuraya Edge ifadesini tabii silerek doğrudan bu alana da erişebilirsiniz. Böyle tek tek açmak yerine bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Peki bunu yaptık. Şimdi yapmamız gereken nedir? Kayıt defteri düzenleyiciden çıkıyoruz. Çarpıdan kapattık. Edge'de arkadaşlar kapatıp açabilirsiniz. Kapattım ve yeniden açıyorum. Artık bu hatayla karşılaşmamam gerekir. Hemen menüyü tıklıyorum. Bakın burada o ifade gitmiş. Yine ayarlara giriyorum. Ayarlara girdiğinde de burada görüyorsunuz ki ifade kaybolmuş. İşte bu şekilde kayıt defteri üzerinden sileceğiniz iki değerle bu hatadan kurtulabiliyorsunuz. İki değerinde olması gerekmiyor arkadaşlar. Siz hem bu alanı hem de şuradaki alanı kontrol edin. Tek sadece bu alanda da olabilir veya sadece şu alanda da olabilir veya her iki alanda da olabilir. Siz bulduğunuz Edge ifadelerini silin. Bu şekilde çözüme ulaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.